Kuyumculuk dünyasının yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün sınırlarımızın dışına gideceğiz, Avrupa'ya uzanacağız, Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'da özellikle koronavirüsle ilgili olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra sokaklar karıştı. Göstericiler önce polise, daha sonra da iş yerlerine saldırdı. Pek çok iş yerine zarar verdiler. Özellikle Amsterdam ve Rotterdam'da olaylar var. Peki bu şehirlerdeki Türk esnaflar bu olaylardan nasıl etkilendi? Özellikle kuyumcu dükkanlarını hedef alıyor göstericiler. Bizim de orada Türk kuyumcu esnaflarımız var. Onlar nasıl etkileniyor olaylardan? Hollanda'ya, Rotterdam'a uzanıyoruz ve oradaki esnaflarımızdan Emine Uysal'la konuşacağız. Emine Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, hemen soralım. Son durum nasıl Rotterdam'da? Olaylar var mı? Siz etkileniyor musunuz? Özellikle göstericiler hangi dükkanları hedef alıyor? Olaylar hala devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda biraz sakin ama saat akşam 7'den sonra gece saat 2-3'lere kadar dışarıdaki tahta masa, belediyenin koymuş olduğu tahta ve masa sandalyeleri sokakların ortasında tam polis araçlarının geçeceği yerlerde ateşe veriyorlar. Genelde hedef aldıkları büyük mağazalar, elektronik ürünleri, telefon, bilgisayar ve kuyumcuları hedef alarak bir kargaşa anında camlar kırılıyor. Kepenkler olan bazı dükkanların kepenklerini bile kırıp içine girdikleri oluyor. Ve böylesi dükkanları hedef alaraktan yani bu karışıklıkta tamamen hedefleri yağma. Hani kesinlikle koronavirüsün ve hükümetin getirmiş olduğu kısıtlamaları protesto etmek falan değil amaçları. Sokağa çıkma yasağı geldi. Akşam saat 8 ve 9'dan, en geç 9'dan sonra dışarı çıkmak yasak. Ama maalesef ki buradaki çoğu insanın %98'i, 99'u diyebilirim, bunu protesto etmek için değil, tamamen hedefleri yağma. Özellikle kuyumcu esnaflarını da hedef alıyorlar. Peki siz nasıl önlem alıyorsunuz? Bir önlem alabiliyor musunuz? Polis nasıl? Yeterli mi polisin koruma gücü? Polisin şu anki koruma gücü yeterli. Elinden geldiğini, yaptıklarını biz görüyoruz. Bizim yapabildiğimiz tek şey değerli olan çoğu ürünlerimizi kasada muhafaza etmek ve kendimiz ailemizle birlikte gelip saat 6 gibi, 5 gibi, 6 gibi buraya gelip gece saat 3'e 4'e kadar dükkanımızda kendimiz bekliyoruz. Bazen çok böyle kargaşa olup da cama, kapıya vurdukları zaman da dışarı çıkıyoruz. Polis uyarsa bile dışarı çıkıyoruz. Çoğu şey sigorta kabul etmediği için mecbur kendi güvenlik önlemimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Peki nasıl, dükkanınızın kepenkleri kapalı mı ve bunun dışında başka bir önlem alacak mısınız? Maalesef kepenklerimiz içeriden, ben size bu şekilde göstereyim. Kepenklerimiz içeriden şöyle demir aralıklı, bu şekilde göstereyim. Ama kepenkleri dışarıda kapalı olan çoğu dükkanı da kırdılar, kepenklerini söktüler. Çünkü çok kalabalık bir grup ve gerçekten gözü dönmüş insanlar. Ve biz şu anda dışarıda camları dışından tahtayla montajlatıp işte kapatmaya çalışıyoruz. Tahtayla tamamen kapatacaksınız. Tamamen tahtayla kapatmaya için şimdi afsprak yaptık. Bir kişi gelip bakacak. Ona tahtayla kapattıracağız. Dediğim gibi eşyalarımızın pek çoğu kasanın içerisinde ama kasanın almayıp da dışında kalan eşyalarımız da var. Çünkü burası kuyumcu. Bizde 15 bin çeşit alyans var. Biz hangi alyansı nereye koyabiliriz mesela? Maalesef çoğu şey sigorta kabul etmiyor ve sigortanın getirmiş olduğu binlerce bahanesi var. O yüzden kendi güvenlik önlemimizi kendimiz burada almaya çalışıyoruz. Mağazamız çok büyük. Travland ve çok büyük bir mağaza. O yüzden elimizden geldiğince çocuklarımız, eşimiz, hepimiz buradayız. Kendi kendimizi kendimiz korumaya çalışıyoruz. Peki komşu dükkanlardan veya oradaki Türk esnaflardan dükkanları zarar görenler oldu mu? Yakın sizin şahit olduğunuz olaylar oldu mu?
Şahit olduğumuz Zeyman diye bir mağaza vardı. Gözümüzün önünde camını kırdılar. İçerisinden kucaklarla eşyaları alıp götürdüler. Yollara eşyaları döküldü. Her şey. Türk esnaflarından da çok zarar gören oldu. Kuyumcu, karşı tarafta kuyumcu. Türk değil ama o da kuyumcuydu. Başka bir ülkeden. Onun tamamen yağma yaptılar. Onun dükkanını talan ettiler ve tamamen yağma yaptılar. Bizim hemen yan komşumuzu o şekilde camını kırdılar, yağma ettiler. Gözümüzün önünde yaptılar ve biz hiçbir şey yapamadık. Çünkü çok kalabalık bir grup geldi. Ve biz hiçbir şey yapamadık. Maalesef ki sadece kenardan seyretmekle kaldık. Biraz tedirginlik var herhalde değil mi? Sizin de bir endişeniz var galiba. Maalesef, maalesef. Endişemiz var, tedirginiz, korkuyoruz. Ama güvenlik güçleri elinden geleni yapıyorlar. Su püskürtüyorlar. Tazikli suyla ilk önce geri çektiler. Polisler elinden geleni yapıyor. Ama polis araçlarını da ateşe verdiler. Çok polis yaralandı gözlerimizin önünde. Hani onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışarı çok soğuk, eksilerde. Elimizden geldiğince oraya da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara kahvedir, bilmiyorum yiyecek içecektir. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yapabildiklerimiz maalesef kısıtlı. Peki bu olayların ne kadar daha devam etmesi bekleniyor? Bir tarih söz konusu mu yoksa bu şekilde devam edecek mi acaba? Aldığımız söylemlere göre şu anda bir ay boyunca devam edileceği söyleniyor. Ve o yüzden biz de tahtayla falan kapatalım dedik hani. Çünkü içeriye kepenkleri böyle bizim gibi aralıklı olan kişiler camları kırdıktan sonra içeriye molotof kokteyli diyorlar, onu atıyorlar, ateşe veriyorlar, o sis bombaları atıyorlar. Dükkanlara zarar veriyorlar. Kesinlikle. Alamasalar bile bir şey yani dükkana zarar veriyorlar. Dükkanları yakıyorlar. Peki hemen pandemi sürecini de sorayım. Zaten koronavirüs dolayısıyla Hollanda'da mağazalar kapalı mıydı? Sizin dükkanınız da kapalı mıydı? Evet, evet. Bütün her yer kapalı. Sadece yeme içme yerleri, restoran gibi böyle sinek bar gibi yani böyle ayaküstü yemek yerleri de sadece paket üzeri kapıdan alıp gidebiliyorsun. Siz herhalde internet üzerinden dijital biz internet platform üzerinden online satış yapıyoruz. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Müşterilerimizin istediği herhangi bir ürünü kapıdan teslim edebiliyoruz. Ücretini bankaya yatırmak şartıyla ya da elden teslim almak şartıyla. O şekilde elimizden geleni yapıyoruz ama her ne kadar yapsak da maddi ve manevi olarak gerçekten çok zarara uğradık. Peki efendim şeyi de sorayım. Ne kadar daha bu pandemi önlemleri devam edecek gibi gözüküyor Hollanda'da? Ne kadar daha mağazalar kapalı kalacak? Şubat 9'a kadar ama Nisan'ın ilk haftasına kadar uzatılma ihtimali var. Diğer ülkeler uzattığı için bizim de yani Hollanda'nın da Nisan'ın ilk haftasına kadar uzatılma ihtimali çok yüksek dendi. Ama şu anda kesin tarih Şubat'ın 9'u. Şubat'ın 9'una kadar ama daha sonra uzayabilir diyorsunuz. Nisan ilk haftasına kadar uzatılma ihtimali çok yüksek. Peki Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Bizim yapabileceğimiz buradan bir özellikle yardımımız dokunabileceği bir konu var mı? Türkiye'ye mesajınız ne olacak? Türkiye'ye mesajımız buradakileri gerçekten hani çok rahat sanıyorlar. Ya işte Avrupa'dasınız, yurt dışındasınız, işte çok kolay para kazanılıyor vesaire. Maalesef buradaki polisler Türkiye'deki gibi gözü kara değil. Asla hiçbir şekilde kendini tehlikeye atmaz. İnsan başkaları için. Lütfen Türkiye'dekiler polisinin de kıymetini bilsin. Ülkemizin de kıymetini bilsinler. Biz burada hiç kolay şartlar altında yaşamıyoruz. Hele esnaflık yapmak hiç de kolay değil. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Umarız en kısa sürede normale döner. İnşallah. Hem korona açısından hem olaylar da son bulur. Esnaflarımız da oradaki esnaflarımız da derin bir nefes alır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ekleyeceğiniz bir husus var mı son söz olarak? Her şey için teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler.
İyi günler, çok sağ olun. Evet, söylediğimiz gibi Hollanda'da olaylar var. Özellikle Türk esnaflarımızın bulunduğu noktalarda da pek çok olay yaşanıyor. Göstericiler kuyumcu dükkanlarını özellikle hedef alıyorlar. İşte bu açıdan da Hollanda'da Türk bir esnafla konuştuk. Kuyumcu esnafımız Emine Uysal'la son durumu konuştuk. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.